Girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiler. Örgütsüzlük içinde ürünlerini pazarlayamayan üreticiler. Artan girdi maliyetlerine rağmen yıllardır hasadını aynı fiyata satmaya çalışan tarımın emekçileri. Ülke genelinde ortak olan bunca sorunun yanında Trakya'da, özellikle Çorlu'da büyük bir sorun daha çıktı karşımıza. Soluduğumuz havaya zehirli gaz, tarlalarımızı suladığımız derelere zehirli atıklarını salan, hayvanlarımızı otlattığımız meralara beton döken fabrikalar. Sermaye belki de en fazla, en acımasızca Trakya'da tehdit ediyor tarımı. Emekli insanların banka borçlarını kapatabilmek için yaptıkları tarımsal faaliyete, iş gücü bulamamasına rağmen gençlerin asgari ücretle bu fabrikaları çalışmak için tercih etmeleri, tarımda sürdürülebilirliği de tehlikeye sokuyor. Bütün bunlara ek olarak ünlü bir iş adamının Trakya bölgesinde büyük miktarlarda toprak aldığı da söyleniyor. Çiftçiler arasında merak ve korkuya sebep olan bu durum, resmi makamların dikkatini hiç çekmiş midir bilinmez ama şöyle bir gerçek var ki, o da Trakya çiftçisi tarlasını, çocuğunu büyük sermaye sahiplerine kaptırıyor. Doğasını da büyük sermaye sahiplerine, fabrikalara kurban veriyor. Çorlu ve çevresinde tarımsal ilaç, gübre ve tohum alanında faaliyet gösteren Yavuzlar Tarım'a konuk olduk. Bölge tarımını bilen ve sahadan haberi olan iki değerli ziraat mühendisiyle sohbet ettik. Mehmet Ali Bey, Yavuzlar Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ve geçtiğimiz dönem Çorlu Ziraat Odası Başkanı. Tolga Bey ise sahada çiftçilerle iç içe olan bir ziraat mühendisi ve aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Delegesi. Sohbetimizin konusu bölge ve ülke tarımı. Toprakların verimliliği açısından Türkiye geneline bakarsak çok yüksek verimli topraklara sahibiz. Yani ekim alanının neredeyse iki katına yakın verim potansiyelimiz var. Ektiğimiz alana göre üretime bakarsak iki kat gibi bir verim potansiyelimiz gözüküyor. Verimli topraklarımız var. Yalnız işte son dönemlerde demeyelim, bundan 20-30 yıldan beri de sanayileşme ile beraber tarımı götürüyoruz. Sanayileşmenin çarpık sanayileşmeden kaynaklanan tarıma çok zararları oldu. Bunun da sebeplerini her platformda dile getiriyoruz. Ama bunu bir türlü önlemini alamadık yani. Yani ruhsatsız bir sürü fabrikamız var. Şimdi son dönemlerde bunun organize edilmeye çalışıyorlar ama mevcut fabrikaların da yerleri tabii daha önceden kurulduğu için tekrar tarıma kazandırılmıyor yani. Öyle atıl vaziyette duruyor. Tabii şimdi bu bölgeye geldiğimiz zaman bu işte bahsettiğimiz girdi maliyetleri falan dışında bölgeye has olan sorun da o zaman bilinçsizce ondan sonra böyle vahşice diyelim bir sanayileşme var. Evet. Değil mi? Yani bu işte tarım arazilerine bakıyoruz, işte meralara bakıyoruz falan. Hepsi işgal altında. Şimdi peki o konuda Ziraat Mühendisleri Odası'nın hani geçmişte ve bugün de böyle bir çalışması var mıydı? Yani bu işte bilinçsiz sanayileşmenin önüne geçmek adına. Tabii ki yani biz ancak söylemlerle ve eylemlerle yapabiliyoruz. Kanun nazarında ya da yapabileceğimiz hüküm nazarında bizim bir yetkimiz olmadığı için yetkimiz ancak gelen yetkili kişilere olay sorunları, problemleri aktarmaktan ibaret oluyor. Bir de ufak tefek kendi çapımızda protestolarımız oluyor. Ama bu tabii halkın üzerinde ne kadar dinleniyor. Yani şöyle bir durum var. Sanayileşmenin karı tarımdan daha fazla olduğu için çok hızlı ve çarpık bir sanayileşme oluştu. Çünkü
lojistik olarak Avrupa'ya en yakın bölgedeyiz. Türkiye'nin en yakın bölgesi, Trakya bölgesi. Onun için bütün sanayi buraya kurulmuş. Tabii siyasilerin de bu sanayiye sıcak bakmalarına, hani Ankara ilişkileri dediğimiz olaydan kaynaklanan problemlerden dolayı Trakya'da tarım neredeyse bitme safhasında diyebiliriz. Ya da kabuk değiştirme safhasında. Çünkü çarpık sanayinin getirdiği olumsuz bir sürü etkiler var. Su problemlerimiz oldu. Üretim problemlerimiz oldu. Pazarlamada sıkıntılarımız oldu. Bu tarz şeyler var yani. Bunun yanında hava kirliliği, suların tabii kirlenmesi, bunları da sayabiliriz. Tabii. Peki şimdi Tolga Bey'e dönelim. Tolga Bey de meslektaşımız, ziraat mühendisi. Mezun oldunuz. Ondan sonra doğduğunuz topraklara da kendi mesleğinizde hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Evet. Bu da ayrı bir mutluluk herhalde, değil mi? Evet, kesinlikle çok büyük bir mutluluk. İşte ben de Mehmet Ali Bey'in dediklerine aynen katılıyorum. Sanayinin bize burada bir takım avantajları olduğu gibi özellikle iş gücü konusunda biliyorsunuz tarım her ne kadar mekanizasyonla yapılsa da aynı zamanda da beden olarak insan gücünün yoğun olarak kullanıldığı bir sektör. Tabii burada şimdi sanayi çok olunca İnsanlar iş bulma sıkıntısı yaşamıyorlar, işsizlik sıkıntısı yaşamıyorlar. Bu sefer tarımda kullanılan bedensel iş gücünün maliyeti çok çok ciddi oranda artmış oluyor. Bir de o zaman buradaki sanayileşmenin tarıma böyle de bir asla zararı var. Çok güzel bir nokta. Yani o şekilde de bir dezavantajı var. İş gücünü kendisine çekiyor. Daha doğrusu tarımsal alanda kullanılacak olan iş gücü maliyetini ciddi oranda arttırıyor. Çünkü insanlar bir fabrikada asgari ücretle çalışırken günlük bugünkü rakamda 40-45 lira yövmeye çalışırken tarımda 80-100-150 liralar istemeye başlıyor. Yani devamlılık arz etmediği için, mevsimsel olduğu için. Öyle olunca tarımın kendi içinde maliyetler de ekstradan artmış oluyor. Bunun yanında tabii birçok konuda dışa bağımlı olduğumuz için gerek gübre gerek mazot tarımın ana girdilerinde dışa bağımlı olduğumuz için her türlü kur oynamasından döviz kuru oynamasından tarım tamamen negatif yönde etkileniyor ve ciddi anlamda çiftçimiz gelir kaybına uğruyor. Tarım sektörü aslında bu ekonomik çalkantılara doğrudan hiç böyle bir siperi olmayan, doğrudan etkilenebilen bir sektör değil mi? Tamamen savunmasız olan tek sektör diyebilirim. Tek sektör. Çünkü mecbursunuz dönemini ve harmanını beklemeye. Başka bir sektörde harman beklemek gibi bir olay yoktur. Bir tekstilde 4 mevsim harmandır. Bir sanayide 4 mevsim harmandır. Ama tarımda sadece belli dönemler harmandır. Dönemsel yapılan iş olduğu için. O yüzden bu tip kur oynamaları ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Peki şeyi soralım. Siz sonuçta devamlı sahada çalışan bir ziraat mühendisisiniz. Evet. Yani bir ayağınız sahada, bir ayağınız burada. İşte zira ilaçlar, tohumdur, gübredir bunlarla uğraşıyorsunuz. Sürekli sahada olan bir ziraat mühendisi olarak size onu soralım. Bölge için soralım bunu. Yani evet. Çorlu'da işte tarlasını, bahçesini ekip biçen insanların sorunları neler? Size neler yansıyor? Sorun derken şöyle, en büyük sorun girdi maliyetlerinden kaynaklanan yani ürünü yetiştirme maliyetidir. Onun haricinde ülkenin birçok yerine göre bizim bölge çiftçimiz daha bilinçli, teknolojiye ve yeniliklere daha açık, ürününü daha fazla takip eden yani bilinçli çiftçi diyebiliriz. Zaten bu bölgede ayakta kalabilenler o yüzden şu an daha çalışkan işte. Çalışkan da diyelim mi? Kesinlikle yani çalışkan da diyebiliriz. Çiftçisinde böyle bir çalışma azmi var yani. Kesinlikle az var. Az kaynaklarla çok iş yapma özelliği var. O yüzden bölge çiftçimizle bu konuda gurur duyuyoruz. Aslında Türkiye'nin çiftçisi genel anlamda şeydir, kanaatkardır yani hani böyle kadercidir desek daha doğru. Kadercidir, kanaatkardır, çok fazla aç gözlü değildir. Hani böyle sermayecinin o şeyi yoktur hani böyle gözü yükseklerdedir ya, o yoktur. Peki şimdi Mehmet Ali Bey'e dönelim. Mehmet Ali Bey peki şimdi sanayi özellikle çok güzel de bir şey de söyledi aslında Tolga Bey.
Özellikle iş gücü olarak da böyle bir şeyi var, çekimi var kendisine karşı. Peki nasıl görüyorsunuz, geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Trakya'da tarım ve hayvancılık nereye gidiyor? Bu bir. İkincisi, bir de bir şeyler duyduk. Yani bazı sermaye sahipleri Trakya'da çok ciddi miktarlarda böyle bir tarlaları satın alma yoluna gidiyorlar. Bir de bunu bize anlatın. Yani dışarıdan bir göz olarak hani biz bunu göremiyoruz ama neler oluyor Trakya'da? Şimdi birinci soruya gelince hakikaten Trakya topraklarına tabiri caizse şöyle derler. İnsan ek insan olur. Yani o derece verimli. Adana için söylerler aslında. Burası için de geçerli aslında. Burada da geçerli. Yani tabi Adana kadar değil. Tabi Adana ayrı yani Trakya'nın ne derler Konya, Adana o bölgeler. Ova yerler. Oralar tabi bizim ülkenin tahıl ambarı dediğimiz yerler. Bizim o kadar arazimiz yok zaten. Birincisi ama mevcut arazilerimiz de gerçekten çok kuvvetli araziler. Ama işte bu sanayileşmeden kaynaklanan problemler az önce söylemiştik. Oradan kaynaklanan bazı problemler var. Bir de Trakya çiftçisi bilinçli bir çiftçi. Az önce Tolga Bey'in de söylediği gibi hakikaten teknolojinin en uç noktalarına kadar kullanabilen, teknolojiyi kullanabilen bir çiftçi. Yani. Takip eden ve kullanabilen bir çiftçimiz var. Öyle bir yapımız var. Mevcut alandan en yüksek verimi nasıl alabileceksek sonuna kadar zorluyoruz yani. Çiftçimiz olarak hakikaten çiftçiler olarak Trakya gibi memnunuz. Ama tabii bunu üç noktalara gittiğimiz zaman dediğiniz az önce işte Kırklareli'nin, Edirne'nin o uç noktalara gittiğimizde oradaki toprak yapısı biraz daha zayıf. Hatta üçüncü sınıf toprak diyoruz biz Kırklareli bölgesine. Oralarda çiftçilik de zor. Mecburen orada çiftçiliğin zor olduğu bölgeler hayvancılık. Çünkü ormanlık bir bölge. Orada hayvancılığa biraz meyil var. İşte hayvancılıkta da işte devlet politikaları biliyoruz yani. Bir türlü yani bütün bilgiler, belgeler ellerinde olmasına rağmen bu belgeleri iyi kullanıp hayvancılığı iyi yönlendiremiyorlar. Biz bunu her platformda da söyledik. Şu an mesela saman ve hayvan ithal eder, saman ithal eder duruma geldik. Yani özellikle saman demek yani çok işler acısı bir durum ama saman getiriyoruz yani Bulgaristan'dan İzmir Limanı'na saman geldiğini biliyoruz. Şimdi o yönden de biraz hayvancılığımız zarar görüyor. Millet ufak işletmelerden kaçıyor. Kapatmak zorunda kalıyor yani. Yoksa aslında çiftçi olarak... Trakya bölgesinde tarımın içerisinden çıkan çiftçi miktarı da çok mudur? Yani bırakıp giden ve artık dönmeyen. Tabii. Yani uzaklaşıyor. Türkiye genelinde mesela yani binlerce çiftçi çıkıyor. Şu an 50-60 yaş grubundan sonra çiftçilik neredeyse bitme noktasında. Yani bitme noktası derken ikinci meslek gibi. Çünkü Trakya'da eğitim oranımız da yüksek. Herkesin birinci mesleği eğitim oluyor. Yani doktor, avukat, iş adamı, fabrikatör filan o tarzda meslek sahibi olur. Babalarından kalanları da kahyalar vasıtasıyla onları yürüyecek. Ama çiftçilik oranları 60-70 yaşındaki onları zaten mecbura tutulmuşlar. Onunla gidecekler. İcar yoluyla kiraya vermeli değil mi? Tabii. Yani tabii küçük çiftçiler artık yavaş yavaş toprağından uzaklaşıyor. Ya icar veriyor ya da satım yoluna gidiyor. O ikinci dediğiniz olayda da satıma gidiyor. Biz onunla da ilgili bayağı bir şeylerimizi gelen Tarım Bakanı olsun, Tarım Bakan Yardımcısına bizzat Ankara'ya gidip dile getirdik bunları. Dedik ki yani böyle bir şirket var. Bu bizim Trakya'dan arazi topluyor. Şu an itibariyle herhalde %5 ile 6 civarında Trakya toprağı sahibi o. Trakya toprağının %5'e 6'sı civarında alanı sahip. Tabii değişik farklı bölgelerde. Bakanın dediği bu bizim şeyimize göre yani kanuna, kurallara uygun olduğu sürece bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece biz ancak şifaya olarak size satmayın. Daha önceki valimiz vardı Antepli. O valimizin de söylediği gibi yani her gittiğimiz yerlerde biz de onun yanında eşlik ediyorduk köy ziyaretlerinde. Satmayın diye söylüyor. Ancak bizim yapabileceğimiz bu dedi yani. Köylüye satmayın ama işte bu girdilerle, bu maliyetlerle yapacak bir şey yok. Çünkü teknoloji ilerledi. Standartlarımız yükseldi. Yani önceden telefonu bizim köyde önceden tek telefon, tek hat vardı, santral vardı. Şimdi her hanede 3 tane, 4 tane telefon var. Şimdi alma diyemiyorsun. Bir göre gör de var, özenti de var. Mecburen bu savurganlık mı diyelim, israf mı diyelim?
Yani biz de diyoruz almayalım ama bizim de çocuklarımız da var mecburen. Çünkü sistem onu getirmiş. Yani tüketim toplumu tüketim olma yönünde hızla ilerliyoruz. Peki şimdi tabii ki yani bu Trakya topraklarının %5 ila 6'sı dediniz. Ya bu aslında çok büyük bir rakam yani. Trakya bölgesinin %5-6'sı. Şimdi kanunen burada bir yasak yok. Yani sonuçta serbest piyasa ve özel teşebbüs ve özel mülk var. Hayır. İsteyen istediği kadar mal alabilir. Burada bir sorun yok ama şimdi buranın çiftçisini bu huzursuz ediyor. Yani biz gezdiğimiz köylerde biz bunu gördük ama huzursuz ediyor ama ellerinden de bir şey gelmiyor. Burada aslında şöyle bir şey mi oluyor? Yani artık küçük aile işletmeleri bu ithalatla, işte pahalı girdilerle, efendim sürdürülebilir olmaktan çıkmakla ellerinden çıkarmak zorunda kalıyor. Ya da işte icara veriyor. Bir şekilde en sonunda yine işte miras yoluyla da olsa elden çıkıyor. O zaman küçük aile işletmeleri yok olacak. Artık büyük holdinglerin eline mi geçecek yani? Özellikle Trakya bölgesinde biz bunu mu göreceğiz acaba ileride? İşte öyle bir beklenti olduğu için küçük çiftçilerimiz de ufak işletmeleri de tedirgin ediyor bu durum. Hı-hı. Haliyle biz çiftçi temsilcisi olarak, ziraat odaları olarak da bize tedirgin ediyor. Biz hatta bu konu hakkında bakanlığa bir yazı da yazdık. Yapılacak bir şeyleri yok diyorlar. Evet ama biz ziraat odaları, bölge ziraat odaları başkanları olarak Şemsi Bayraktar'a gittiğimizde bizim odalar birliğine. O Şemsi Başkan'ın söylediği güzel bir şey vardı. Ben dedi Tarım Bakanı'na kadar gittim, şeyi söyledim. Bu krediler var ya, hayvancılık teşvikleri, holdinglere vermeyin. Tekstilci çiftlik kurmuş. Bunlara vermeyin, küçük işletmeler verelim. Bu sefer ne oluyor? Büyüklere verdiler. Yani o, yani sistemi, işte diyorum ya, yöneticiler sistemi ona göre yerleştirmişler. Sistemi küçük çiftçiye göre ya da küçük işletmeye göre vermedikleri için o kriterleri sağlayacak. Mecburen adam tekstil fabrikası, ya bunda diyor teşvik var, prim var, buna gireyim diyor. Ama hiçbir şey bilmiyor. Hayvanı da anca meralarda görmüştür ya da televizyonda görmüştür. Hayvancılığa giriyor. Girince ne oluyor? Önce bir işletme binası kuruyor. Yani atıyorum 5 trilyon kredi kullanıyor. Sıfır faizle, işte komisyon şeylerle. O süspansiyonlu kredileri kullanıyor. Bunun 1 trilyonu gidiyor işletme sermayesi. 2 trilyona ahır yapıyor. 1 trilyona yok malzeme alıyor. Malzeme traktör, alıyor. Ekipman falan oluyor. Her şey yapıyor. İşletmeyi yürütmeye gelecek. Hayvan almaya kredi kaldı. Krediyi gömüyor oraya. Bu sefer müthiş bir sorun. Bunu Şemsi Bayraktar bize, Tarım Bakanlığı'na da ilettiğini söyledi bize. Oradaki görüşmemizde. Dedi ki yani böyle yaparsanız hayvancılığı biz, yani hayvancılığa verdi, inşaata, moloz yığınlarına vermiş olursunuz. Sosyete hiç bilmeyen bir tane de müdür getiriyor. Ama biz, siz bunu böyle yapacağınıza daha küçük desteklemeleri, daha küçük işletmelere vermiş olsanız, küçük işletmenin bir kere bakıcı sorunu yok, kendileri bakacak. Ahır sorunu yok. Ağır sorunu yok. Kendi işletmeleri var. Sadece onları tadilat, tamirat biraz daha genişletecekler. Yönetici sorunları yok. Kendileri yönetecek zaten. Siz yönetiyorsunuz, büyük paralar verip işte müdürdür, bölge genel müdür, işte mühendis. Bunlar hepsi zaten olmayacak. Onlar, küçük işletmeleri verseniz bu teşvikleri, direkt hayvan, yani nihayete, yani direkt doğrudan son nokta hayvan alımında kullanacaklar parayı. Peki o zaman şunu, o parayı bunu küçük işletmelere verip, hı-hı, hayvan alımında kullanılsın diye, hı-hı, ben söyledim dedi yani bize. Evet. Ondan da bir sonuç çıkmadı. Şuradan anlıyoruz yani, Ziraat Mühendisleri Odası da bu tehlikenin farkında. Yani bu Türkiye'nin genelinde olan küçük aile işletmelerinin kapatılması Trakya bölgesinde biraz daha fazla, çünkü İstanbul gibi bir 15-20 milyonluk bir mega kent var. Orayı beslemek için Trakya bölgesinde tarım yapılacak büyük holdingler tarafından. Peki şimdi Tolga Bey'e dönelim. Tolga Bey, siz böyle bir tehlikeyi görüyor musunuz? Yani yine az önce bahsettiğimiz gibi sürekli sahada olan bir insan olarak. Evet. Küçük aile işletmelerinin kapanıp işte bunların büyük holdinglerin eline geçmesi gibi bir duruma, böyle bir duruma evrilmesini gözlemliyor musunuz? Ve tabii bunda bir tehlike de var aslında, yani değil mi? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tarım aile şeklinde yapılan bir işletmeciliktir. Bizim ülke olarak tarım politikamızda bir takım eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bir devlet yönetilirken
şirket mantığıyla yönetilmemelidir benim gözümde. Neden derseniz, diyelim ki 5 tane çocuğunuz var. Bunların 4 tanesi iyi yerlerde. Biri mühendis olmuş, biri doktor olmuş, gelir düzeyleri iyi. Bir tanesi de okuyamamış, gelir düzeyi biraz daha düşük. Siz şimdi o evladınızı diğer 4'ünden ayırma şansınız var mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Ama o size herhangi bir şekilde külfet olmuyorsa, şey yapmıyorsa, hepsine sevginiz aynıdır. Diğerlerinin hakkını gasp etmiyorsa. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz tarım sektörü de böyledir. Yani aile şeklinde kanaatkar insanlardan oluşan bireylerdir. Zamanla kuş gribi dendi. Bütün köylerdeki ne kadar kanatlı hayvan varsa resmen telef edildi, katledildi. Ve bunu bizzat yukarıdan gelen emirlerle mi diyeyim, kanunsal düzenlemelerle mi diyeyim, aslında devletin memurları yapmak zorunda kaldı. Birçoğunun içi kan ağlayarak. Tabii, sermaye devletin kolluk gücünü, memurunu, işçisini kullandı, evet, oraya. Evet. Akabinde daha sonra dendi ki işte mesela şeyler, hayvansal işletmeler 25 baştan aşağı olmayacak ve köylerin dışarısına taşınacak. Tabi bir takım güvenlik zaaflarından dolayı insanlar mecburen hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Bu tip korkudan. Ha, icraata geçip geçmediği tartışılır. Ama mobbingle, zorlamayla, baskıyla bu tip hayvancılığımız da nispeten şey yapmış oldu. Büyükşehir Kanunu da aslında bunun içine sokulabilir mi? Yine yani tabii ki sokulabilir. Tabii ki sokulabilir. Yine aynı şey. Aynen öyle. Şimdi tarım arazileri büyük holdinglerin, büyük şirketlerin ellerine geçtiğinde bu insanların asıl birinci amaçları kar elde etmek olduğu için işte arazileri büyük olacak, aynı araziden 5, 6, 10, 15 aile geçinecekken bunlar 3 kişiyle o işi yapma yoluna gidecekler. Mekanizasyonları ona göre olacak, şeyleri ona göre olacak. Öyle olunca tabii ki işsizlik çok ciddi anlamda artmış olacak. Yani sizler, daha doğrusu devlet küçük işletmeleri destekleyerek, tarıma özendirerek, onları karlı hale getire yahut da para kazanmasına müsaade ederek aslında bu bugün başımızda olan %11 miydi? İşsizlik oranını çok ciddi anlamda çözmüş olacak. Yani sonuçta tarım dediğinizde yüzde kar bir alanı olan, bir arazisi olan bir şey tarım işletme sahili ve ortalama 5 kişiden oluşuyor ve kişi başına 20 dekarla siz işsizliği çözmüş oluyorsunuz. Evet. Ama bunu 1000 dekar, 1500 dekar, 5000 dekar, 100 bin dekarlık holdinglerin ellerine verirseniz 50 kişiyle 50 bin dekarı işler. Ama öbür türlü 100 dekarı, 200 dekarı 5 kişilik bir aile geçinir. İnsan dışı kalacak yani. Binlerce insan o işten para kazanabilecekken bir kişi, iki kişi holdingin başında. Tamam, belki onlar çok büyük karlar edecekler ama öbür taraftan daha azına kanaat getirebilecek insanlar da göz ardı edilmiş oluyor. Büyük adaletsizlik oldu da orada. Peki Trakya'da buraya doğru gidiyor mu? Yani bunu söyleyebilir miyiz? Böyle bir tehlike var mı? Tüm Türkiye buraya doğru gidiyor. Trakya tek başına değil ki. Yani şöyle, tüm Türkiye'yi gezen bir insan olarak söylüyorum. Bu kadar geniş çaplı toprak alımlarının, tarla alımlarının olduğunu ben ilk defa burada gördüm. Yani var, yani bazı bölgelerde var, işte bazı firmalar işte birkaç dönüm toprak kapatıyor ya da işte büyük tarımsal işletmeler yine tamam kendi işte yağında kavruluyor, biraz büyüyebiliyor ama mesela Trakya'da benim duyduğum, gördüğüm ki işte Mehmet Ali Bey %5-6'lık bir rakamdan bahsetti. Ya bu müthiş bir rakam. Yani vurduğunuz zaman %5-6 200 bin dönüme yakın bir toprak varlığı. Yani o zaman böyle bir tehlike var değil mi yani? Kesinlikle var. Tabii buranın biraz daha fazla gözde olması, Avrupa kıtasının içinde olmasının çok ciddi bir anlamda avantajı var. İstanbul'a yakın olmasınız dediğiniz gibi çok ciddi bir etkileşime girmiş durumda. Çünkü Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3 zaten Trakya'da yaşıyor diyebiliriz yani. Pazar derdiniz kalmadıysa, topraklar verimliyse,
iş gücü sıkıntısı da yaşamıyorsanız, her ne kadar tarımsal anlamda iş gücü sıkıntısı yaşasak da mekanizasyonla bir şekilde bunu çözüm biliyorsanız ve aynı zamanda ciddi bir rant ihtimali ortada var ise, olması gereken çok çok üzerinde değerli topraklar el değiştirebiliyor. Yahut da o işi zaten yapmakta olan küçük işletmelerin hayır diyemeyeceği, belki bir daha göremeyeceği rakamlar teklif edilince yani seçim yapmak zorunda kalabiliyor. İster istemez toprağını elden çıkarmak zorunda kalıyor ya. Yani aslında biraz zorunluluktan çıkartıyor, zorunluluktan elinden. Ziyade işte gelişen bu teknolojiyle ilgili insanların rahata alışmasından, yani tüketim toplumu tabii şehir hayatına alışmış olmasından, yani kolay kolay, yani tarımda insanlar aslında kolay tarımdan kopmuyor. Ama çiftçileri tarımdan kopardığı zaman bir daha geri döndürme ihtimalin çok zor oluyor. Çok çok zor oluyor. Şimdi biz şimdi böyle konuşunca hep tarım tarım diyoruz. Sanayiye karşı gibi bir durum oluyor ama aslında biz sanayiye karşı değiliz. Sadece tarımdan sanayiye geçerken bu yapılandırmayı, az önce Tolga Bey'in dediği gibi istihdam problemini yapılandırmayı çözüp de geçebilsek o zaman çok daha büyük işler yapmış olacağız. Tabii ki biz sanayi kentiyiz. Trakya olarak hakikaten sanayi kentiyiz. İlk 500'e giren belki, yani İstanbul'u saymazsak sadece Trakya'da 5 kişi var. 5 tane büyük firma var burada yani. Sanayi olarak da gelişmiş bir bölgeyiz. Sanayiye de geçmeye kimse karşı değil ama bu İslam problemini çözerek, şey yaparak, zorlayarak ya da şey yaparak, yani özendirerek değil. Şimdi bugün topraklarımıza işte tarımsal alanda çalışıp da kazanamayacağımız derecede çok büyük rakamlarla adam sana teklif ediyor. Özendiriyor seni. Özendirince ne oluyor? Tarlayı diyor ki, ya ben diyor 5 dönüm satsam bir tane ev alırım diyor çocuğuma. Kasabada. Evlendirecek ya. 5 dönüm o büyük normalde para. Normalde tarımdan kazanamayacağı tarımdan bir rakam. Belki de 50 senede kazanamayacağı parayı satarak bir senede kazanmış gibi görüyor. Peki eskiden eskiden kazanamıyor muydu? Yani o 5 dönümlük tarlasından belki o kadar kısa sürede değil ama 5 dönüm, hadi 10 dönüm diyelim. Bir aldığı hasattan çocuğuna bir düğün, efendim altına bir araba, bir ev eşyasını alabiliyordu. Kazanamaz olur mu? Benim rahmetli babamın 7 tane çocuğu var. Maşallah. 4 erkek, 3 kız. 7'sinin 5'i üniversiteyi okudu. İkisi de kızlar okumaz mantığıyla, çok ablamlar, abimler büyük benim. Eski yani 70'li yıllarda okumaz mantığıyla okutmadılar. Ama mesela ablamın ilkokulda ders verdiği erkek arkadaşları şu an biri yüksek mali müşavir, biri de yüksek mühendis. Biri mali müşavir, biri yüksek mühendis. Yani Çorlu'da saygın iş adamları oldular. Düşünemiyorum yani o kızlar da okumuş olsaydı şu an onların durumları da iyi olacaktı. 5 tane üniversite mezunu okutuyor ve babamın toplam arazisi 100 dönüm. Az önce Tolga Bey, 100 dönümle 7 tane çocuğu okutabiliyor. Tabii. Mesela bizim pancarımız var. Pancara gelir miyiz bilmem. Bir pancarımız var bizim. Son dönemlerde çok revaçta, gündemde. Satıldı şeker fabrikamız. Bizim ben çocukluğumdan hatırlıyorum. 100 dönüm yerde 50 dönüm pancar ekerdik biz. 50 dönüm pancarı kendi çiftçiliğimiz, aile ziraatı olarak biz yapardık. Sökümü, kazımı, toplanması, taşıması, nakliyesi filan. Biz kendimiz yaptığımız zaman 50 dönüm pancardan aldığın, kazandığın parayla 50 dönüm yer alabilme gücün vardı senin o dönemler. O zamanlar getiriler, birim alandan getirisi çok yüksekti tarımın. Yani derler ya, Ecevit zamanında bire bir verdi gibilerinden. O zamanları da gösteriyoruz, örnek veriyoruz. O dönemde 70'li yıllarda 1 litre mazotu 1 kilo buğdayla alıyorduk biz. Şu an 7.4 kilo buğday satmamız gerekiyor. 1 litre mazot alabilmemiz için yani. Ya bu da orta, yani ne diyor, ne demek bu? Ortalama 7-7,5 kat tarımdan getiriler düşük vaziyette olmuş. Evet. Onun için 100 dönüm arazi artık ufak işletmeye yetmez hale. Peki Mehmet Ali Bey, şimdi küçük aile işletmelerinin açısından baktığımızda onlar için kötü. Yani
Hatta onların açısından baktığımız zaman kötü, kendi vatanımız açısından millet olarak baktığımız zaman bize de bunun etkisi mutlaka yansıyacak. Yani küçük alet işletmelerinin yok olması. Sizin açınızdan bakalım, hani bir esnafsınız dedik, zirai ilaçlar, işte gübre bayili yapıyorsunuz. Şimdi siz burada müşterileriniz kimler? Yine küçük alet işletmeleri değil mi? Evet. Orta, küçük. Orta ve küçük. Orta ve küçük. Şimdi bu işletmeler kaybolduğunda büyük holding, holdinglerin yaptığı tarımda sizin onlara herhalde bir gübre satma falan gibi bir şeyiniz olamaz. Onlar zaten tabii muhtemelen kayıp olacak yani ama o bizim açımızdan çok önemli değil. Yani bu sektör başka yerlere kayarsa başkaları kazanacak yani ama şey söylüyorum. Yani aslında bu olayın, bu gidişatın, yani küçük aile işletmelerinin kapanması ve büyük sermayedarların eline geçmesinin toplumun her kesimine zararı olacak aslında. Ben oradan oraya şey yapmak istiyorum, tabii, gelmek istiyorum. Işte. Hem o aileye, hem size, hem belki ziraat mühendislerine her türlü asla zararı olacak. Avrupa'da da böyle. Şimdi buradan Avrupa'ya dönüp baktığımızda, Avrupa ile kıyasladığımızda Avrupa'da da böyle. Ama tarım, her bütün ülkeler, gelişmiş ülkelerin hepsinde tarım desteklenmek zorunda. Destekleniyor. Yani tarım arazilerinin azlığından, verim kaybından ya da birim alana elde ettiğimiz karlılık açısından düşen verimli devletlerin bir şekilde bize destek olarak ödemesi gerekiyor. Nitekim anayasamızda olan bir şey var. Her bir platformda söylemişti, bir milletvekili ajitasyon yapıyorsun dedi. Ama ben ajitasyon değil, gerçek söylüyordum. Onun da gerçekliğini Almanya'daki fuarda bir tane tarım daire başkanı bir arkadaşımızdan öğrendim. Tarımda %1 çiftçi desteklenir diye anayasada bir madde var. Bunu herkes söylüyor. Zaman milli, zaman söylüyor. Milli hasılanın %1'i tarıma destek olarak verilir diyor. Ama bu arkadaş, yani aslında anayasal suç. Bu şu an itibariyle %0, yani binde 5, binde 6 seviyelerinde gerçek manada desteği. Diğer binde 4'ü de, ya dedim ki o zaman anayasal suç işliyor hükümetler. Yarın yargılanırlar bunlar falan. Yargılanmazlar, kılıfına uyduruyorlar diye. Nasıl? Mesela köy yollarını, köylere yapılan barajları da ona destek babında, onun içine yoğuruyorlar diyor. Öyle biri tamamlıyorlar diyor. Aslında çiftçiye tabi doğrudan verilmesi gereken destek işte yolla, barajla şey verilmiş gibi gösterilerek şey yapıyor yani. Peki. Oradan. Şimdi son sözlerimizi alalım. Tolga Bey, ne demek istersiniz? Hem işte bölgede doğmuş büyümüş, hem de ziraat mühendisliğini kendi doğup büyüdüğü bölgede yapan bir insan olarak. Son olarak şunu söylemek isterim. Bizi yönetenler en kısa sürede düzgün bir tarım politikası oluşturarak çiftçiyi anayasada belirtilen oranlarda desteklemelerini sağlayarak tarımı el birliğiyle kalkındırıp tıpkı eski çocukluk yıllarımızdaki kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmak için çabalanmasını isterim. Artı çiftçiye yapılan destek her zaman için yurt içinde kalır. Bu aslında Mehmet Ali Bey'in sözüdür. Ben bekledim onu da belki söyler diye. Ama büyük holdinglere, büyük şirketlere yaparsanız desteklemeyi elbet artanı ya da kazanılanı bir İsviçre bankasında değer bulmaya çalışır. Ama tarıma, çiftçiye yapılan destek ya bakkalda bir değer bulur, ya mobilyacıda, ya ne bileyim bizim gibi zirai ilaç, tohum, gübre satan küçük esnafta, yurt içinde değer görmüş olur. Hiçbir İsviçre bankasına yahut da herhangi başka bir dış sermayeye gitmez. Benim son sözlerim bunlar olur. Bir de ithalat da yapılmamalı galiba değil mi? Onu da söylemek lazım. Yani bir çözüm olmayacak. Onu da buradan belirtmek lazım. Eğer çiftçi yeteri kadar desteği görür ise bu otomatik olarak üretim maliyetlerinin düşmesi anlamına gelir. O yüzden daha bir şevkle, daha bir zevkle işine sarılır. Verimlerin artması için elinden gelen maksimum çabayı göstermiş olur. Çünkü artık ilaçsız bir şey olmuyor. Kimyasal kullanmadan bir şey olmuyor. Hastalıklara karşı, zararlara karşı. Bunları da sonuna kadar kullanarak
verim çıtasını daha da yukarılara çekebilir. Bu da zaten gerek bırakmaz ithalata. Yani dışarıdan ürün ithal etmeye gerek kalmaz. Verimlerimiz artmış olur. Benim de son sözüm yine Tolga Bey'in söyleminin paralelinde olsun. Çiftçiye, çiftçi çalışır. Çok çalışkandır. Çiftçi çalıştığının karşılığını alırsa emin olun ki ülkeye menfaatleri çok fazla olur. Ama karşılığını alamazsa, soğutursak çiftçiyi, çiftçi buradan soğursa biz ülke olarak, tarım olarak büyük çöküş içerisine gireriz ki son dönemlerde yaşadığımız olay tamamen şu çiftçi üretmekten uzaklaşıyor. Bunu da bir şekilde desteklemelerle teşvik etmemiz gerekiyor çiftçiyi. Bu çiftçiyi üretimini tekrar köyüne geri göndermemiz gerekiyor. Bu da tabii ki devletin destekleriyle olacak. Yani çiftçi ürettiğini karşını aldığını düşünebilmesi lazım. Düşünemezse üretimden uzaklaşıyor. Çiftçiyi tekrar toprağına ve üretime kazandırmamız gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim ben de. Tabii şimdi son şeyden dolayı, seçimlerden dolayı herkes tarıma şöyle yapacağız, böyle yapacağız söylüyorlar ama bizim beklentilerimiz hükümetlerden. Çiftçiye destek veriyor, desteklerden komisyon alıyor. Ben bunu anlam veremiyorum. Yani öyle bir şey ki bankaya gidiyorsun, desteğin 2000 lira, %4 komisyon oluyor. Yani 2000 liradan %4 160-200 liranı kesiyor. Yani böyle bir çarpıklık nasıl olur bilmiyorum. Yani destek veriyorsun, verdiğin desteği de kendi bankan aracılığıyla, Ziraat Bankası aracılığıyla veriyorsun, destekten komisyon alıyorsun. Bunu söylediğimiz zaman da işte gelen yetkili organlara söylediğimizde de diyorlar ki bankanın kendi içerisindeki işlevi. Kendi içerisindeki işlevi ama senin bir sözüne bakar. Sen bir sözde nasıl faizleri indirebiliyorsun, yükseltebiliyorsa yani bu bankayı da sen yönlendirebilirsin. Bu bir de sonra da duyuyoruz ki işte Ziraat Bankası 3 aylık dönem karı şu kadar şu kadar olmuş. Ya o dönem karları bizden aldığınız komisyonlar, yani çiftçiye destek olarak verdiğin komisyonlardan komisyon olursun. Bunları alma da dönem karın biraz düşsün canım, ne olur yani. Az önce Tolga Bey'in dediği gibi bizim her zaman yani çiftçiye ne kadar destek verirseniz verin hiçbir çiftçinin İsviçre'de bankası yok. Almanya'da bankası yok. Yurt dışına kaçıracağı bir kuruşu yok. Tamamı burada işletme içerisinde, döngü içerisinde, ülke içerisinde, yurt içinde kalacağı için yani örnekleri de verdi. Yani çiftçiden zarar gelmez. Çiftçiyi destekleyelim. Çiftçiyi tekrar tarlasına, bağına, bahçesine kavuşturalım. Üretimi de hızlandıralım diyorum yani. Dünyada kendi kendine yetebilen sayılı ülkelerden biriydik. Bugünse neredeyse her tarımsal veya hayvansal ürünü dışarıdan alıyoruz. Eskiden 100 dönüm tarlası olan bir çiftçi 7 çocuğuna bile bakabiliyorken bugün karnını zor doyurabiliyor. Çiftçi çocuğu babasının durumunu görerek kırsalda kalmıyor. Babadan sonra oğlu çiftçilik yapmıyor. Binlerce dönüm verimli tarla sermayenin eline geçiyor. Tarımdan, hayvancılıktan kopan insanı yeniden kırsala, üretime çekmek zordur. Üreten insanı yerinde tutmak için bir an önce üretim ekonomisine geçilmelidir. Zamanında bir şeyler yapmazsak, ileride Trakya topraklarından on binlerce çiftçi değil, birkaç sermaye sahibi iş adamı cebini doldurur. Çalışıp ürettiğimiz, üreterek büyüdüğümüz bir ülkede yaşamak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. İziniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz ulusal kanalda olsun.